Evet, realignment dedik. Kendimizi hizalamamız gereken ve bu yıl üzerinde çok konuştuğumuz konulardan biri yapay zekaydı bizim. Şimdi yapay zekanın geçmişini ve geleceğini etkileşimli bir biçimde tartışmak üzere yapay zekanın en erken dönemlerine kural tabanlı döneme tanık olmuş Bilkent Üniversitesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölüm Başkanı Erkan hocamızı ve Türkiye'nin en büyük derin öğrenme topluluğu olan Deep Learning Türkiye'nin kurucularından ve aynı zamanda Haliç Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan Ay Yüce hocamı yapay zekanın geçmişi ve geleceği için buraya bekliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimiz hoş geldik. İsmim Erkan Uçar. Zaten aynı hoca da takdim etti. Öncelikle TTGV ekibine ve Ideaport ekibine hem kendim hem de Ay Yüce Hoca adına teşekkür etmek istiyorum. Şimdi çok zaman oldu ben yapay zeka üzerine derinlemesine kafa yormaya çalışalı diyeyim. Bir 25 yıl oluyor. Sonra şartlar belki beni biraz daha idareci yaptı üniversitede. Bir bölüm kurduk, uygulamalı bölüm. Ondan bahsedip vaktinizi almak istemem ama yakından çalıştığımız misafirlerimiz de var aramızda. Fakat olabildiğince takip etmeye çalıştım. Hatta özellikle bu program açıklandıktan sonra da birçok yeni takipte bulunmaya çalıştım. Bunlardan biri de Ay Yüce Hoca'dır. Tabii yapay zeka o kadar geniş, o kadar da sağlam bir tarihi olan bir konu ki bunu böyle burada 30-40 dakikada konuşmak çok kolay değil. Dolayısıyla şimdiden atladığımız olası bir takım eksiklerimiz olacaktır. Özellikle de bugün içerisinde diğer programları da düşünerek bazı noktalarda girmemeye, imtina etmeye çalıştık. Olur da aklınıza gelir ise bu neden bahsedilmedi diye tamamen zaman ve bu kısıttan dolayıdır. Tabii şimdi çok popüler bir konu oldu. Yani her gün reklamlarda da izliyoruz gördüğünüz gibi. Öte yandan bilgisayar bilimlerinin bir alt alanı olmaktan hafif hafif çıktı. Ve belki de utility diyeceğimiz böyle bir servis olma yolunda ilerlemeye başladı yapay zeka. Bunu yine derin öğrenme profesörü Andrew Ng diye okutuyor değil mi? En son Ng mu dedik? Ng dedik peki. Stanford'lı profesör Andrew Ng'ın deyimiyle bir servis, yani elektrik gibi bir servis olacağını düşünüyor, hayal ediyoruz en azından. Şunu da bir deneyelim madem. Tamam, okey. Şimdi tabii konu hakkında geçmişte, ben şöyle dolaşmaya mı çalışsam, ne yapsam bilmiyorum. Konu hakkında geçmişte çok kült sayılabilecek birçok kaynak var. Yani bunların bazılarını tabii paylaşabiliriz ama çoğunu zaten okumuş ya da incelemişsiniz diye de tahmin ediyorum. Çok popülerleri var burada. Özellikle sol tarafta gördükleriniz belki. Öte yandan bunlardan birkaç tanesini biraz da öne çıkarmak istedik. Affınıza sığınarak çoktan bunları incelemiş olanlar vardır muhakkak. Bir tanesi Stuart Russell ve Peter Norvig hocaların en çok satılan ders kitabı diye daha evvel bahsettikleri ama uzun bir süredir de en çok indirilen diyoruz tabii. Yani artık online erişilebiliyor çünkü. Bir modern bakış yapay zekaya. Onun dışında Nils Nilsson'un yine geçmişini, geleceğini ve vizyonunu ortaya koyduğu, bana kalırsa bir ansiklopedi tadında bir kitabı var yapay zeka. Ve son olarak da sevgili Cem Say hocamızın çok yakın zamanda çıkan ve aynı bizim bu konularımızın ivmesiyle de popüler olan ve naçizane ben de açıkçası Twitter'dan takip ediyorum. Birçok okuyan çok şeyin altını çiziyor ama en çok altını çizdikleri şeylerden biri de Cem Hoca'nın kitabının çok geniş spektrumdan bir kitleye hem de matematiksel modellerini ve tabanlarını da anlaşılır biçimde anlattığı bir kitap. Bu üçünü özellikle hararetle tavsiye etmek istedik. Şimdi başlayalım yavaş yavaş. Aslında Ay Yüce Hoca ile şöyle bir şey de düşünmüştük. Bana dediler ki sen yaşlısın, sen geçmişini anlat bu şeyin. Biraz evvel Aylin Hocam sağ olsun daha kibar davrandı.
Ay Yüce Hoca da tabii doğal olarak günümüzü özellikle de geleceğini ve vizyonunu versin demiştik. Ama bunun biraz sizi sıkacağını düşündüğümüz için biraz daha böyle paslaşmaya karar verdik. Sonlara doğru onun daha çok devraldığı, belki başlarda biraz beni daha fazla konuşacağım. O zaman başlayalım. Şimdi mekanik insan veya yapay varlık, tabii korkmayın aslında tamamen antik Yunan'dan bugüne gelmeyeceğiz. Yani herkesin bir 1955-56'yı beklediğini de biliyoruz, 50'leri en azından. Fakat hani düşünce çok yeni bir düşünce değil. Yapay bir varlık yaratma düşüncesi. Burada gördüğünüz aslında antik Yunan mitolojisinde demirci tanrısı olarak geçen hani God of Smithing diyorlar bilmiyorum. Hephaestus'un yarattığı mitolojik bir varlık. Bunları Telos ve görevi de Girit'in gözcülüğünü yapması. Yani bir gözcü robot düşünülmüş. Ama tabii biraz daha orta çağa gelindiğinde 1500'lerde yani bu tasarımlar biraz daha ayağa yere basan yani biraz daha anlaşılır şeyler olmaya başlamış. 1500'lerde Leonardo'nun çok ünlü tasarımlarından biri olan şövalye robotunu görüyorsunuz. Burada ağzını ve kollarını hareket ettirebilen bir robot tasarımı var. 1600'lere gelindiğinde ise, tabii burası 1600 değil Aristo ama 1600'lere gelindiğinde birçok filozof ve matematikçi, Hobbes, Leibniz, Descartes gibi aslında rasyonel düşüncenin cebir ve geometriyle çalışılabileceğini, paralel olarak modellenebileceğini çalışmışlar. Yani bunları düşünmüşler. Ve bu düşünce aslında 4. yüzyılda Aristo'nun sillojizm denilen, sillojistik mantık ya da kıyas mantığı ki birçoğumuz bunu Aristo mantığı olarak biliriz. Hani iki veya daha çok önermeden bir sonuca ulaşma mantığı diyelim. Bunlar üzerine inşa etmişler. Örneğin Thomas Hobbes, ünlü eseri bu Leviathan'da, bu özellikle bu mantığı ileri götürerek akıl yürütmenin aritmetiğinin sadece numerik değerler üzerinde değil, her şeyle yapılabileceğini iddia etmiş. Yani mantıkçıların aynı şeyleri, kelimeleri bir araya getirerek olumlamalar, bunları toplayarak kıyaslamalar ve bunların da gösterim haline getirilmesini öngörmüş. Çok önemli başka bir şahsiyet, Gottfried Leibniz. Hobbes'un çalışmalarını almış ve ileri götürerek aslında bugünkü dijital iletişimin temelleri sayılan ikili düzeni oluşturmuş. Buradaki tabii ana motivasyon hepinizin aklına gelebileceği ya da çalıştıysanız, okuduysanız hatırlayacağınız gibi hesaplamaların daha az basamaklı kodlandığında daha rahat yapılabiliyor olmuş. Bizim binary dediğimiz ikili sistem. Hatta daha da ileri giderek bugünkü integral sembolünü ve ilk mekanik hesap makinesini de tasarlamış. Ardından René Descartes düşünen makineleri çalışmış ve hatta zekayı tanımlamak için bir test bile öne sürmüş. Yani bunu yapanların başına geliyor. 1637'de yine ekranda gördüğünüz çok önemli Yöntem Üzerine Bir Söylem adlı kitabında hepimizin bildiği o meşhur düşünüyorum o halde varım sözünü etmiş. Fakat bizim bu yani bugünkü konumuzla daha çok ilgilendiren aslında başka bir sözü var. O da insan vücuduna benzeyen ve aksiyonlarımızı taklit edebilecek makineler olsa bile şu söyleyeceğim, açıklayacağım iki sebepten ötürü hala bir gerçek bir insan gibi olamayacaklar. Bunlardan bir tanesi böyle bir makinelerin sorulan bir soruya uygun bir şekilde bir takım kelime dizilerini bir araya getirebilmesi gerekir ve bunu çok zor yaparlar. Tabii 1600'lerden bahsediyoruz, 1700'lerden bahsediyoruz hatta. İşlerimizi bizim kadar hatta bizden daha iyi bir şekilde yapacak makineler olsa bile hiçbir zaman bir insan formun insan gibi olmayacaklar. Çünkü onların iş yapmaktan başka bir işleri olmayacak. Onlar için iş yapmak demek aynı bizler için anlamak anlamına hiçbir zaman gelemeyecek diye böyle bir ters bir iddiası var. Bugünkü gelişmelere diyelim. Şimdi 1800'lerin ortasına geldiğimizde hatırlayacağınız hepimizin belki incelediği endüstri devrimi, birinci endüstri devrimi. Burada özellikle tabii yapılan çalışmalarla kas gücünü ele geçirmesini, makinelerin kas gücünü ele geçirmesini biliyoruz. Öte yandan da aslında modern diyebileceğimiz bilgisayar bilimlerinin de temellerinin atılmaya başlandığı zamanlar. Nasıl oluyor? Aslında
tam olarak da Charles Babbage'ın 1834 ve 1840 yılları arasında icat ettiği bu mekanik bilgisayarla başlıyor. Tabii ardından birçok başka bir takım çalışmalar oluyor Babbage'ın diferansiyel ve analitik makineler gibi. Ve aslında günümüzdeki CPU'ların belki ya da işlemcilerin atası sayılabilecek sayılan bu makineyi tasarlıyor. O gün için aslında prototip olarak kalıyor, hani bir şekilde üretilmiyor. Fakat günümüzde aynı o zamanki formuyla bu tasarımlar yapılıyor ve çalışabilirliği ispatlanıyor. Tabii tarihçiyi iyi bilenler hatırlayacaktır. Hemen Babbage'den sonra Ada Lovelace geliyor. İngiliz şair Lord Byron'ın kızı olan Kontes Ada Lovelace. Bu makine tasarımı bittikten 2 yıl sonra 1842'de ünlü Bernoulli sayılarını hesaplayan bir algoritmanın Charles Babbage'in bu mekanik bilgisayarında nasıl çalışacağıyla ilgili bir makale yayınlıyor. Bu da aslında biliyorsunuz onun tarihteki ilk programcı olarak ünlenmesini, tarih kitaplarına geçmesini sağlıyor. Hatta adına da bir dil de geliştiriyorlar, Ada diye. Şimdi Descartes'ten 150-200 yıl sonra aslında benzer şeyler ileri sürüyor Ada Lovelace. Yani makinelerin bir şey yaratması çok zor, sadece bizim verdiğimiz görevleri yapabilirler diyor. Bir analizi belki takip edebilirler fakat analitik ilişki kuramazlar diyor. Bu da tarihe aslında Lovelace itirazı olarak geçiyor. Bundan 10 yıl sonra 1854'te birazdan Ayıcı Hocam'ın değineceği konuların önde gelen şahsiyetlerinden birinin de akrabası diyeceğiz. Ünlü İngiliz matematikçi ve düşünür George Boole'un yaptığı bir devrim var. Yani bu da aslında bilgisayar tabanlı yapay zekaların başlangıcı, yani bu çalışmaların başlangıcı denilebilir. O da kendisinden önce gelenler gibi aslında matematik kanunlarıyla reasoning yani akıl yürütmenin ilişkili olabileceğini görüyor. Ve Aristo'nun bu kıyas mantığıyla, sillojistik mantıkla Leibniz'in matematik mantık ilişkilerini bir araya getiriyor ve bugün Boolean logic yani Boole mantığı olarak bildiğimiz mantık ortaya çıkıyor. Yani özellikle bilgisayarlarla veya daha doğrusu bilgisayar mimarisiyle belki kodlamayla uğraşan birçok kişinin bileceği gibi toplama çarpma yerine veya ve gibi bunların yapıldığı ve sonuçların da aslında true false, doğru ve yanlış olarak çıkarıldığını bildiğimiz mantık. Şimdi tabii bilgisayarlara verilen ilk akıl yürütme olarak da bunu düşünebiliriz. Zira 1 ve 0'ların, bu ikili düzenle oluşan 1 ve 0'ların Boole mantığıyla birlikte doğru ve yanlışlarla harmanlandığında aslında elektrik devrelerinin kodlanabileceğini ve modellenebileceğini araştırmacılar buluyor. Biz de buna zamanında işte combinational logic veya bileşimli mantık deyiveriyoruz. Burada mantık kapıları doğuyor. Yani bu ekrana da gördüğünüz ve veya özel veya değil gibi yaptığı işe göre isim alan bir takım mantık kapıları. Bunların bir araya gelmesiyle de bir bileşimli mantık ortaya çıkıyor. Bu tabii elektronik bilgisayarların da aslında tasarımlarının doğduğu nokta diyebiliriz. Şimdi bu bileşimli mantık aslında soyut ve kendi kendine çalışabilen makineleri çalışan bir bilim dalı var aslında, bir alt dal var. O da öz devinirliler kuramı, yani bizim otomat atıyor dediğimiz, belki otomat kuram olarak daha şey yapabiliriz, kısaltabiliriz daha rahat terminoloji için. Bunun ilk katmanını bu combinational logic, yani bileşimli mantık oluşturuyor. Birkaç katmanı var burada. Bir sonraki mesela finite state machines, yani sonlu durum makineleri. Bu da tabii aslında makinelerin durumları ve bu durumlar arasındaki geçişleri nasıl sağladıklarını çalışan bir katman. Günümüzde hani evimizde çalışan bir fırından, ne bileyim, bir insansız hava aracının hedefe kilitlenip kilitlenmeme kararını vermesi veya bunu hangi şartlarda yapacağının en alt katmanı diyebiliriz. Şimdi artık 20. yüzyıla geçiyoruz. Bir sonraki katman sürüklemeli otomatlar. Yani push down otomata diye geçiyor literatürde. Bir diğer deyişle bu çok önemli. Bunlar hafızalı makineler.
William Eccles ve Frank Jordan'ın 1918'de icat ettiği flip-floplar, yani hafızalı iki durumlu devreler sayesinde aslında ortaya bir hafıza devrimi çıkıyor. Bu sırada hani tarihsel gidecek olursak 1927'de ünlü Alman senarist ve yönetmen Fritz Lang'ın meşhur Metropolis filmiyle de aslında yapay zeka bu tür konular bilim kurgu olarak çalışılmaya, işlenmeye, oynatılmaya başlanıyor. Sonrasını hemen herkes biliyordur. Hani bence doğru değil ama hani Terminator'ı orada bir kilometre taşı olarak görürler. Son dönemde verilen filmlerden belki bilmiyorum vaktimiz kalırsa Turing testi üzerine Ex Machina çok iyidir. Asimov'u anarak Ben Robot gibi çok yani biliyorsunuz son dönemde artan bir şey var. Şimdi hafızalı devrelerin açtığı bu çığır üzerine 1945 yılında Yahudi asıllı Amerikalı matematikçi John von Neumann, aynı zamanda tabii computer science, bilgisayar bilimcisi, hafızanın bilgisayarlardaki gördüğünüz şekilde soyut modellemesini gerçekleştiriyor. Ve bu mimariye de aslında von Neumann mimarisi, architecture deniyor. 1945. Aynı yıl MIT'li mühendis ve bilim adamı Vannevar Bush, insanın ürettiği makinelerin gelecekte düşünebileceği konulu, bu As We May Think diye çıkan, çok önemli bir yayın yapıyor. Bundan bir 15-20 yıl sonra, 15-16 yıl sonra ise öbür yakada bu sefer, 1962'de Stanford Araştırma Enstitüsü'nde bu sefer Norveç asıllı Amerikalı mucit Douglas Engelbart, İnsan Aklının Artırılması adlı bir makale yayınlıyor. Yani yapay zeka ile belki birebir doğrudan paralelinde olan değil ama ona da AI deniyor. Ama hani Artificial Intelligence değil de Augmenting Intelligence deniyor. Yani insan zekasını nasıl geliştirebiliriz? Bu da aslında hani belki tartışmalarda ortaya çıkabilir. Yapay zekanın insana faydası, insanın yapay zekayı nasıl geliştirmesi, oradaki döngüyü belki ona güzel bir örnek bir sibernetik çalışması, bilişsel bilimler çalışması. Şimdi tabii birçoğunuzun ne hissettiğinizi tahmin ettik, ediyoruz. Yani ya da öyle olduğunu umuyorum diyeyim. Bu dört katmanlı otomat kuramının son katmanı, hani unutmadık 1935-55 arasını ya da 50 arasını, burası son katmanı Turing makinesi ve bu zevki ve bu önceliği de ben Ayyüce hocamıza verdik. Çok o teşekkür ederim. Bugün. En havalı kısmı ben aldığım için çok mutluyum. Turing'den bahsetmek istiyorum. Aslında İkinci Dünya Savaşı'nın kazananıdır derler Turing için. Çünkü muhabere olmadan muharebe olmaz. İletişimi koparmak gerekiyordu ve Almanların çok güçlü bir şifreleme yöntemi vardı, Enigma. Bunu çözebilmesi için çalışan kişi Alan Turing'di ve öyle bir noktaya gelinmişti ki Alan Turing bu arada karar makinaları ve matematikteki çelişki konusu üzerine de çalışan birisiydi. Ve bu şifreyi çözen kişi oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın kazananı deniyor bu yüzden. Aynı zamanda da bilgisayar bilimlerinin babasıdır denir. Aslında en önemli söylediği şey bana göre hesaplanabilir makineler, ben bu arada bunu kliklemeyi unutuyorum. Ortaya mı basıyoruz? Evet. Alan Turing. 1950 yılında Mind dergisinde Computing Machinery yani Intelligence makalesinin girişinde Can Machines Think diyor. Aslında makinelerin düşünebilir mi sorusunu makalenin başında sorması gerçekten çok çarpıcı ama makalenin sonlarına doğru bahsettiği şey aslında daha çarpıcı bir konu. Çünkü şundan bahsediyor. Bir makine olmalı. Bir işi yapmak için birçok makine olması yerine, sonsuz iş için sonsuz makine olması yerine çok zekice programlanmış bir makinayla bu işleri gerçekleştirebiliriz diyor. Ama bunun için de, bunun tanımına da evrensel makine diyor. Ve bunun için şöyle bir şey yapmak çok zor. Yetişkin bir insanı taklit etmesi için o makineyi programlamak zor bir problem. O halde şöyle bir yoldan ilerlemeliyiz diyor. Bir çocuğun öğrenme şeklini programlamalıyız. Ve bu makinenin öğrenmesini yani evrimleşmesini, evrimleşme yeteneğinin olmasını sağlamalıyız diyor. Aslında bugün bizim çalıştığımız konular tamamen bunun üzerine. Çünkü makinenin bir şekilde kurallardan bağımsız gösterilen örneklerden ya da kendi kendine öğrenmesini istiyoruz. 1950 yılında Alan Turing bu temeli attığı için aslında çok önemli bir noktada diyebilirim.
Tabii bir de Turing makinesinden hariç Turing testi var. Turing testi de Ex Machina'da olduğu gibi filmlerde izliyoruz. Acaba bir makinenin makine olduğunu insan anlayamaz mı? Yani bizi kandırabilir mi? Bunun testleri sıklıkla yapılıyor ama şu ana kadar geçildiğini bilmiyorum ben. Eğer geçildiyse, geçildiğini söyleyecek olan varsa duymak isterim. Böyle bir şey yapılmadı. O yüzden Turing bu noktada bugün konuşacağımız tüm konuların içerisinde aslında önemli bir mihenk taşıdır diyebilirim. Tabii bundan sonra işin istatistiksel, kural tabanlı yönelimli ve doğrusal olmayan modeller peşi sıra gelecek ve 50'li yıllardan sonra çok hızlı bir süreç başlıyor. Hızlı bir süreç. Buyurun hocam. Ben kısa kısa gidiyorum. 1945'e geri dönüyoruz burada. Evet, bir geçiş yapalım. Burada aslında birçoğumuzun bilgi kuramı dediği ama Cem Hoca'nın kitabında güzel uyarmış herkesi. Yani bilgi, knowledge'a daha yatkın bir kelime diye. Information Theory, enformasyon kuramı olarak sağ olsun hocam düzeltmiş. Enformasyon kuramının babası olarak bilinen Claude Shannon, Amerikalı matematikçi, mühendis ve kriptograf. O 1948'de Haberleşmenin Matematiksel Kuramı adlı çok ünlü yayınını yapıyor. Ve aslında bugünkü dijital sistemlerin omurgasını oluşturan bu çok karmaşık kuramın aslında özetle söylediği şey şu. Evrendeki bütün bilginin ikili düzende temsil edilebileceği, yani binary olarak temsil edilebileceği. Tabii işin haberleşme detaylarına girmezsek. Bu da aslında yapay zekacılar için insan mantığı ve insan beyninin bütün süreçlerinin aynı zamanda bilgisayar teknolojileriyle modellenebileceği anlamını çıkartıyor o yıllarda ve üzerine çalışmalar devam ediyor. Örneğin 1955'te, bundan birkaç yıl sonra, bu çalışmalar ilk yapay zeka programı olarak da bilinen logic theorist veya mantık kuramcısının çalışmasıyla gösteriliyor. Yani bu örnek ortaya konuluyor. Bu program matematiğin temelleri için sağ tarafta da gördüğünüz çok önemli 3 ciltlik bir çalışma olan bu Whitehead ve Russell'ın Principia Mathematica volümlerindeki ilk 50 küsur problemin 38'ini çözüyor. Newell, Herbert, Alan Newell, Herbert Simon ve Cliff Shaw. Burada Cliff Shaw gözükmüyor resimde ama onu bulamadık açıkçası pek. Zihin, formal kurallarla çalışan ve bilgi işleyen bir cihaz olarak görülebilir. Yani biz aslında o dönemin bilim adamları bir yapay zeka yaratmaya ya da bununla ilgili çalışmalar yaparken aslında önce geri dönüyorlar ve insan beyninin, insan zihninin, mind diye çevirdiğimiz bir makine olarak modellenebileceğini, bir makine olarak pardon görülebileceği savunan ortaya çıkıyorlar. Daha önemlisi de sadece rakam işleyen bir makine değil, aynı zamanda sembol de işleyen bir makine olarak görülebileceğini. Zaten biliyorsunuz sembol işlemi insanları diğer düşünen insanı diğer varlıklardan ayıran en önemli özellik. Bu da aslında bu bilgisayar bilimlerinde belki symbolic logic diyebileceğimiz sembol mantığı dersleriyle de öğretilen, ayrıca başlı başına bir ders olan bir kavram. Şimdi tabii resmi doğuşun 1956'da New Hampshire'da Dartmouth Koleji'nde başladığını biliyoruz. Burada John McCarthy'nin en sol üstte gördüğünüz, burada düzenlediği 2 aylık bir yaz çalıştayında çok önemli bu 10 şahsiyet. Yani McCarthy, Minsky, Claude Shannon, Solomonov, Alan Newell, Herbert Simon, birçoğuna değindik. Arthur Samuel, Oliver Selfridge, Nathaniel Rochester ve Trenchard Moore. Onların isimlerini anmamız gerektiğini düşündüm. Ve burada John McCarthy ilk kez yapay zeka terimini kullanıyor. AI terimini kullanıyor. Bu çalışmanın proposal'ı, teklifini yaparken. Bunun için tabii bir bütçe alıyorlar. Sanırım hocam neredendi? Rockefeller. Enstitüsü'nden. 7.000-8.000 dolar civarında. Şimdi makineler üzerine düşünmek bu çalıştayın ana teması. Burada da o Dartmouth Koleji'ne konulan levhada da göreceğiniz gibi ana fikri de öğrenmenin veya bir insan zekasının özellikleri öyle formal ve kesin bir biçimde modellenebilir ki bunları yapabilen bir makine oluşturulabilir, bir üretilebilir gibi bir ana fikri var. Bu arada 50 yıl sonra hayatta kalan 5'i 2006'da tekrar bir araya geliyor ve araştırmalarını, fikirlerine ve öğrencilerine
sunuyorlar. Burada tekrar Likır'ı Ayıcı Hocam'a veriyorum. Teşekkür ederim. Pardon. Tabii algılayan ve tanıyan otomatlar meselesi var. Frank Rosenblatt aslında bir psikolog. 1957-56-55'in ardındaki yıllarda sürekli bunun üzerine çalışıyor. Bir sinir hücresinin nasıl matematiksel bir şekilde modellenebileceğine dair matematiksel dönüşümler gerçekleştiriyor ve aslında doğru bir yerden yaklaşmış olsa bile sınırlı bir yapıya sahip oluyor. Ve ardından Perception diye, yani algılayıcılar diye bu kitabı Minsky yazıyor ve Minsky tamamen bunun yeterli olmadığını ispatlamaya yönelik uzun bir süre, 1969'da kitap çıkıyor yanılmıyorsam, uzun bir süre bunun üzerine çalışıyor. Aslında bir sinir hücresinin modellenmesi ve bunların, bu arada Minsky bunun tek bir sinir hücresiyle yapılamayacağını, birçok katmanın olması gerektiğini, canlılarda da böyle olduğunu söylüyor. Ve aslında pekiştirmeli öğrenme dediğimiz, bugün bahsedecek Erkan Hoca da, bugün çok önemli şampiyonlar, şu AlphaGo'lar veya DeepBlue'lar aslında bu tip yöntemlerle eğitilen çalışmalar. Pekiştirmeli öğrenmenin, yani ödül ceza, pekiştirmeli dediğimiz şey, iyi bir şey yaptığınız zaman bunun ödüllendirilmesi, aynı çocukların öğrenmesi gibi, ya da kötü bir şey yaptığınızda bunun cezalandırılması, böylelikle programın iyi bir şey yapmaya yönlenmesini sağlayan bir model. Minsky de bunu savunuyor ve zaten yapay zeka çalışmalarının devamında sürekli Minsky'yi görüyor olacağız. Burada bir çok katmanlı sinir ağı görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi ileri beslemeli. Bunun İleri besleme dediğim şey, bu arada başlangıçta bir koşullar var ve ileri doğru sizin sınıflandırmanızı yapacak bir takım sinir aktiviteleri gerçekleşiyor. Bu sinir aktivitelerinde elektron akışları oluyor. Bu elektron akışlarının eşiklerine göre, eşik değerine göre sizin sonuçta sensörlerinizden aldığınız bilgilerde neye vardığınızın kararını veriyorsunuz. Doğal dil işleme konusu, bu çok önemli bir şey. Aslında bugün hala belki İngilizce dilinde çok başarılı sonuçlar elde edilmiş olsa da Türkçe'de üzerine çalışılan bir konu. Cem Hoca da bu konu üzerine oldukça kafa yoran birisi. Eliza bu sesli asistanların ya da chatbotların doğal dil işleme konusunun büyük annesi diyebiliriz. Fakat hileleri çoktu, çünkü aslında sizin verdiğiniz cevaplardan öğrenen ya da daha önce çok iyi bir şekilde eğitilmiş değil de sizin kurduğunuz cümledeki kelimeleri evirip çevirerek sizle diyalog kurmaya çalışan fakat hiç başarılı olmayan taklit üzerine. Ama tabii 60'lı yıllar için güzel bir çalışmaydı. Bu çalışmada aslında Minsky ve onun doktora öğrencilerine ait bir çalışmaydı. Soru yanıtlama ve daha çok yapay çeviri üzerine çalışılıyor şu anda. Burada gördüğünüz ekip yine önemli bir ekip. Aslında Amerika savunma sanayi için tasarlanmış olan, o dönem çok önemli bir takım fikirlerin tohumlarını atan bir makine. İlk elektronik kişi olarak nitelendirilen Shaky. Adının Shaky olmasının sebebi balans ayarlarının çok iyi olmaması ve ani hareketlerinde sürekli titriyor olmasından kaynaklanıyor. Ama burada geri plandaki fikir şu: üzerinde tümsek algılayan ve TV kamerası gibi kameranın görme özelliğinin olduğu robotlardan biri ilki hatta. Şunu söylüyorlar çalışma ekibi: biz bu robot, işte MIT'de ya da Stanford'daki iki farklı robot, kendi kendilerine onlara biz bir şeyler öğretirken farklı yerlerde robotlar farklı şeyleri öğrenmesinler. Benim burada öğrendiğim şey diğer robot tarafına da aktarılsın. Aslında bu bugün bizim IoT dediğimiz şeye benziyor. Birinin öğrenmesi diğerlerinin de öğrenmiş olması olsun diye bir mantıkla yaklaşıyorlar. Aslında bu çok vizyoner bir bakış açısı 60'lı yıllar için. Fakat tabii bu robotun öyle bir yeteneği olmuyor. Önemli olan şey burada görme yeteneğinin olması, planlama yapabiliyor olması ve aslında ilk elektronik, bu anlamda üzerinde çok sensör olduğu için cevap veren bir robot olmasıydı. Tabii robotlar güzel, işte satranç da oynayabiliyorlar. Fakat insansılar mı? Mesele bu aslında. Çünkü ben satranç oynuyorsam bir yerde ve orada olağanüstü bir olay geliştiğinde ben bunu hemen algılayıp çok güzel satranç oynuyor bile olsam orayı terk etmem gerektiğini biliyorum. Ama peki satranç oynayan bu makina ortamda yangın varsa bunu algılayıp kaçacak mı, yoksa mükemmel satrancına devam mı edecek? İnsansılık aslında bununla ilgili bir şey biraz.
Burada Hinton devreye giriyor diyebilirim. Çünkü aslında bugün derin öğrenme dediğimiz birçok modelin de geri planında öğrenme algoritması olarak hatanın geriye yayılımı kullanılıyor. Bunun da babası Hinton'dır diyebiliriz. Hinton bu arada biraz önce Erkan hocamın bahsettiği Boole işlemlerini gerçekleştiren mantıkçı Boole'un torunuydu. Şöyle bir yaklaşımı var. Örneğin ben küçük bir çocuğum ve fincanın sıcak olduğuna dair hiçbir bilgim yok. Random bir şekilde elimi fincana atıyorum ve sensörlerimle onun sıcak olduğunu anlayıp elimi çekiyorum. Bir sonraki hareketimde artık bu bilgi beynime iletildi ve beynim yeni bir karar üretti. O fincana çok daha yavaş yaklaşıyorum. Bu yeni hareketimin oluşması aslında benim geriye doğru yaptığım hatanın yayılımı. Aslında bu kural buna benziyor. Bir çocuğun öğrenmesini taklit etmesi gibi bir şey. Zaten en başta da Turing buna benzer bir öneride bulunmuştu evrensel makinenin tasarlanması için. Tabii bu bilgiyle bir de bilgisayarla görü bilgisini birleştirmek gerekiyor. Şu anda tarih olarak biraz geriye gittim ama Hubbell ve Wiesel 1950'li yıllarda, 50'li yılların sonlarına doğru memeliler üzerine aslında ilk başta bunun bir felsefi kitabı var. Kurbağanın gözünden beynine gördüklerini anlatması gibi bir ismi var felsefesinde. Ve daha sonra memeliler üzerinde deney yapıyor Hubbell ve Wiesel. Bunlar nörofizikçiler ve kedinin beyninden aldıkları sinyallerle görüyorlar ki kedinin gördüğü şekiller, örneğin çapraz, dikey gibi düz çizgiler ya da dairesel çizgilerin beyinde farklı bölgelerdeki nöronları ateşlediği, ateşlemek derken oradaki elektron akışını sağladığını görüyorlar ve bu şekilde aslında görme sisteminin beyinde farklı bölgelerde farklı özelliklerin tanındığı anlamına gelen bugün bilgisayarlı görünün gelişmesi için en önemli temellerden birini atıyorlar. Ve bu Hinton'un öğrenme algoritmasıyla Hubbell ve Wiesel'in memelilerdeki, canlılardaki görme visual cortex dediğimiz görme ünitesinin çalışma şeklini modellemeleri bugünkü elde ettiğimiz başarıların en önemli mihenk taşlarıdır diyebiliriz. Burada size göstermeye çalıştığım şey aslında gözümüzden aldığımız, göz sensörümüzden aldığımız bilgilerin ben ilk katmanlarda öyle tespit ediliyor ki ilk katmanlarda nesneye dair basit özellikler. Ben buradan size doğru baktığım zaman basit özellikler nelerdir? Masalar var, sandalyeler var ve insanlar var. Bir sonraki katmanda erkeklerle kadınları ayırabilirim ya da işte gözlüklülerle gözlüksüzleri ayırabilirim. Daha kompleks özellikleri daha derin katmanlarda beynimizde sınıflandırma işlemini gerçekleştiriyoruz. Burada bir video var. Oynayacak mı acaba ben tıkladığımda? Bu iki bilgiyi birleştiren Yann LeCun. Yann LeCun bugün Facebook AI direktörü. 98 yılında el yazısı rakamları tanımayı başarıyor. El yazısı rakamlarla aslında Rosenblatt da ilgileniyordu 50'li yıllarda. Fakat tabii bu başarı Yann LeCun'un olmuş oldu. O yıllarda eksik olan bir takım şeyler de vardı. Özellikle internetin henüz dünya üzerinde yeni kullanılıyor olması, verilerin çok olmaması, özellikle etiketli verilerin çok olmaması ve tabii donanımın yeterli olmaması. Fakat bu çalışma bilgisayarlı görü için mihenk taşlarından biridir diyoruz. Bu da onun görsel bir hali ve hala Yann LeCun kendi internet sitesinde bu halini sergiliyor, ilk halini. Bunu da izleyebiliyoruz. Buradan tekrar donanımların önemine geçelim. Erkan Hocam'la birlikte. Buyurun hocam. Teşekkürler. Şimdi bir de yapay zeka kışları var. Duymuşsunuzdur. Bunlar 70'lerin ve 80'lerin sonunda. Aslında daha evvel fon alırken çeşitli sebeplerden, yani ulaşılan başarıların başarı kabul edilmediği veya yeterince başarılı kabul edilmediği durumlarla birlikte aynı zamanda hesaplamanın, yazılım, donanım maliyetlerinin artması ve çok yüksek olmasıyla birlikte desteklerin azaldığı dönemler. 70'lerin, 80'lerin sonunda böyle birer dönem. Şimdi tabii günümüzde hani bunu burada imajlarda belki birbiriyle çok bunu anlatamıyor olabilir ama günümüzde olabildiğince sadece donanımın değil, verinin, veri analitiğinin, veriyi işleyen algoritmalardaki gelişmelerin, aynı zamanda veri merkezlerinin, yani verilerin saklandığı ve yönetildiği, depolandığı yerlerin, bütün bu teknolojilerin ve gelişmelerin hızla gelişmesi ve bir yandan da ucuzlamasıyla birlikte şu anda yaşamadığımız, yani şu anda belki yazını bilmiyorum ya da bir ilkbaharını yaşıyoruz.
Fakat zamanında böyle iki dönem yaşanıyor. Bu arada Türkiye de elinden geleni yapıyor. Cem Hocam hatırlar mısınız? 92 yılında Türkiye'deki ilk yapay zeka ve yapay sinir ağları sempozyumu düzenleniyor. Birkaç üniversitenin katkısıyla. Hatta ilk iki makale de büyük tesadüf. Cem Hoca ile o zamanlar ben de konuyla ilgilendiğim için bizlerin makaleleri. Bugün tabii bildiğiniz gibi bu konuya kafa yoran ve bu işin kompetanı çok kişi, bilim adamı ve kurum var. Bunlardan bir tanesi de Ayyüce Kızrak Hoca ve kurucularından olduğu Deep Learning Türkiye. Şimdi hesaplama gücüne geri dönelim. Biraz evvel Ayyüce Hoca bahsetti. Yani ilk örneklerinden biri IBM'in meşhur Deep Blue yazılımı. 97'de o dönemin dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yendiğini ya hatırlıyorsunuz, bazılarınız da belki biliyorsunuz diyeyim. Şimdi bu başarıyı Deep Blue saniyede 200 milyon, yani o dönemin turnuva kurallarında hamle süresi 3 dakika olduğu hesaplanırsa, 3 dakikada yaklaşık 36 milyar hamle hesaplayabilerek, yani bir hesaplama gücünün ortaya koyacağımız en önemli örneklerden biri. Ve araştırmacıların da dediği gibi aslında insanın input gücü çok iyi. Yani gözümüzü, kulağımızı falan düşündüğümüz vakit inanılmaz bir input gücümüz, yani girdi gücümüz var ama output, yani çıktı gücümüz maalesef birçok konuda makinelerin hala gerisinde. Tabii bir yandan da artı eksi, yani bu konudaki gelişmeler ve vizyonlar artı eksi birçok görüş ortaya çıkarıyor. Bunların birçoğu aynı zamanda bugün aslında bir söyleşide de bunu tanık olacağız. İşin sosyal ve etik boyutlarına da değiniyor ve bununla ilgili bir takım gönüllü organizasyonlar var. Bunlardan bir tanesi de Future of Life veya işte Yaşamın Geleceği Enstitüsü, 2014'te kurulmuş. Ekranda gördüğünüz gibi birçoğu konunun uzmanı, yani uzmanı ya da bilim adamı olan önemli bir takım şahsiyetlerle. Tabii bunlar fonlarla çalışıyorlar. Örneğin incelediğim vakit hani aynı zamanda danışma kurulunda da olan Elon Musk'ın sadece bu kuruma bir 10 milyon dolarlık bir bağış yaptığını biliyoruz. Şimdi tabii burada biz robotizm ve benzeri konulara pek değinmedik. Hani Asimov'u falan unutmak mümkün değil ama bugün bununla ilgili iki sonraki slotta çok önemli bir söyleşiye tanıklık edeceğiz. O yüzden onlara hiç girmedik. Evet, Ayyüce Hocam buyursun. İlk aşkımız Siri diyorum ben bunun için. Çünkü Siri telefonlarımızda kullanılmaya başladığı anda herkes yapay zekayı kullanıyor ve eminim ki birçok kişi evlenme teklifi etmişti. Ben de onu çok sevdiğimi söylemiştim ve aldığım en kibar reddedilme oldu bu. Birbirimize olan aşkımız upuzun iki gölgenin gerçeklik umudu olmadan öpüşmeye çalışması gibi dedi bana. Unutamadığım bir andı. Ne o yüzden zaman demişti? 2015 yılında dedi bana bunu. O günden beri bayağı sıkı bir muhabbetimiz var, dostça tabii. Burada doğal dil işleme konusu aslında çok önemli. Bugün hala Siri, onun benzeri bir takım sesli asistanlar veya chatbotlar dediğimiz konular var ve size şunu söylüyorlar, sınırlı bir yapıda sizinle sohbet edebiliyorlar. Asıl amaçları bir an önce birisini aramanız gerekiyorsa sizi hızlı bir şekilde aramanızı sağlamak ya da işte acil bir durumda atıyorum acil servisi aramasını sağlamak, sizin hakkınızda bir yere hızlı bir şekilde bilgi vermek ya da internet üzerinde arayacağınız bir şeyi sesli bir şekilde aramanızı sağlamak. Araç kullanırken belki biraz daha konforlu olması için ama 1-2 dakika muhabbet etmeye kalktığınız zaman ilginç sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Veri önemli demiştik. Chatbotlardaki ve bu sohbet robotları diyelim Cem Hocam'ın söylemesiyle. Bu sohbet robotlarındaki veriler aslında çok önemli. Size verdiği cevaplar veya üreteceği sorular eğer size soru sorabilecekse karşısın eğer bir örnekten öğreniyorsa ki şu anda o şekilde çalışıyoruz. Örneklerin doğru olması lazım. Doğrudan kastım ne? Ön yargılı olmaması lazım atıyorum. Bir hukuk mekanizmasında karar verecekse otomatik bir makina tarafından bir karar üretilecekse onun eğitildiği verinin temiz ve
etik olması gerekiyor. ImageNet veri seti de görsel durum için, bilgisayarlı görü için önemli bir veri setiydi. 2009 yılında bugün Stanford Üniversitesi profesörü ve Google Cloud'un AI direktörü olan Fei-Fei Li, 2009 yılında ücretsiz bir şekilde 15 binden fazla kategori ve milyonlarca görüntünün etiketli bir şekilde bulunduğu ImageNet veri setini dünyaya açtığında aslında derin öğrenmenin başarısının kapısını aralamış oldu. Çünkü derin öğrenme kullanabilmek için bizim programlama yapmadan, daha doğrusu öz nitelik nesnelere dair özellikleri çıkarmamıza gerek kalmadan bunun kendi kendine öğrenmesini sağlayacak kadar görselimiz mevcut olmuş oldu. Burada yapay sinir ağından farkı neydi aslında derin öğrenmenin? Çok büyük bir farkı yok. Çok fazla sinir hücresi olması ve bunun çok fazla katmandan meydana gelmesi. Doğrusal olmayan ve çok katmanlı bir model olması. Bunun için öz nitelik haritası çıkarmamıza gerek olmadan kendi kendine nesnenin önemli bölgelerinin çıkarılması. Bunun için nesnelere dair ya da nesne söylüyorum sürekli ama görsele dair veya doğal dil işleme ise bu dile dair birçok farklı örneğin bulunması gerekiyor. Çünkü biz bir fikrimizi ifade ederken birden fazla şekilde cümle kurabiliyoruz. Ve bunun içinde mübalağalar, kinayeler kullanabiliyoruz, farklı kelimeler kullanabiliyoruz ve özellikle Türkçe'de şimdi içinde bir sürü yabancı kelime olan cümleler kuruyoruz. Bunların anlaşılması gerekiyor. Az önce Erkan Hocam'ın da söylediği gibi Deep Blue Garry Kasparov'u yenerken hızı çok önemliydi. Aslında IBM Watson'da geçtiğimiz yıllarda bir bilgi yarışmasında açık ara farklı yine insanları yendi. Fakat burada da hız çok önemliydi. Soruyu hemen anlayıp yani doğal dil işleme kullanarak soruyu hemen anlayıp bunu internette search etmesi yetiyordu cevabı bulabilmesi için. Burada işlemcinin ve daha doğrusu donanımın önemine dikkat çekmek istiyorum. Bir diğer sesli asistan Amazon'un Alexa'sı. Burada aslında hedeflenen şey uzun süre size cevap verebiliyor olmasıydı. Amazon bunu düşünerek başlatmıştı. Ama şu anda evlerde, iş yerlerinde işte size müzik açabilen ya da işte az önce söylediğim gibi sizi asiste edebilen bir yapı. Ama Amazon şöyle bir ödül koyuyor. Eğer Alexa'yı 20 dakika boyunca sizinle sohbet etmesini, mantıklı ve tutarlı bir şekilde sohbet etmesini sağlarsanız $1 milyon ödeyeceğiz diyor. Ama henüz kimseye bu parayı ödemedi. Kimse bunu sağlayamadı. İnsan yüzleri, bu gördüğünüz insan yüzlerinin tamamı sentetik. Yani gerçekten böyle insanlar yok. Ama baktığımız zaman görüyoruz ki bunların görselleri sanki birer ünlüymüş gibi. Yani sokaktaki insanlardan çok ünlülere benzer bir halleri var. Google'da daha çok ünlülerin görselleri bulunduğu için ve 2014 yılında Montreal Üniversitesi'nden Yashua Bengio ve onun doktora öğrencisi Ian Goodfellow, bugün Google Brain'de araştırmacı, İlk insan yüzünü üretmeyi başarıyorlar ve 2014'ten bugüne kadar bu başarı her yıl artıyor. İnsan yüzünün üretilmesi bize ne katabilir? Aslında sadece insan yüzünün üretilmesi değil, derin öğrenme konusu için verinin çok önemli olduğunu söylemiştik ve veri toplamak bir maliyet. Belki sentetik veriler üretilerek, belki değil, biz öyle yapıyoruz kendi çalışmalarımızda. Elimizdeki sınırlı sayıdaki verileri bu tip sentetik üretim şekilleriyle, modelleriyle üretip modellerimizi iyileştirmeye, başarılı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bir diğer sansasyonel konu Tay. Ya bu bir örnek tabii. Aslında bu öğrenme algoritmalarının gelişmesiyle birlikte bu imitasyon yetenekleri de, taklit yetenekleri de, yani taklit demeyelim de aslında taklit ederek öğrenme belki bir teknik olabilir. Bununla ilgili birçok olay yaşandı. Bu ne zamandı? 23 Mart 2016'da Microsoft'un geliştirdiği bir kız çocuğunu modellemişlerdi hocam. Yani bir 18-19 yaşında yani bir sonuçta bir cinsiyeti olan kız çocuğunu modelleyerek koydukları bir Twitter bot. Tabii o kadar çok yani bu çok iyi, çok masum aslında hiçbir şey bilmeden Twitter hayatına başlıyor. Öte yandan çok kısa süre içerisinde çok şey öğreniyor. Tabii gelen tweetler sonucunda ırkçı, böyle nefret dolu, rahatlıkla hakaret edebilen bir Twitter bota dönüşüyor. Hatta şöyle de bir mail gelmiş o gün. Tay, hani insanlar çok çok iyi durumundan Nazi ötesi bir hale dönüştü diye. Microsoft'ta tabii görüyorsunuz örneği, Microsoft'ta 24 saat geçmeden sosyal medyadan Tay'ı geri çekiyor. Benim vereceğim son iki örnek. Son olarak sözü Ayıcı Hocam'a bırakmadan evvel, OpenAI ve DeepMind. Şimdi 2016'da
AlphaGo diye bir, biliyorsunuz sonradan Google'ın aldığı bir şirket DeepMind. Yatırımcılar arasında başka ünlüler de var tabii. 2016'da AlphaGo diye bir yazılım geliştiriyorlar. Bu da bir hani antik Çin oyunu olan Go üzerine eğitiliyor. Şimdi Go 19'a 19 bir tahta üzerinde oynanıyor ve herhangi bir durum olasılığı, yani olası durumlarının muhtemel sayısı evrendeki atomlardan, atom sayısından fazla deniliyor. Dolayısıyla bir hesaplama gücü burada mümkün değil. Başlangıçta çeşitli oyunlar ve daha evvel yapılmış oyun senaryolarıyla besliyorlar. Bir sonraki sürümünde Koreli şampiyon Lee Sedol'u 4-1 yeniyor. Ardından, hatta bu arada bu işin hesaplama gücü değil de öğrenen algoritmalarla olduğunun güzel bir, yani kanıtı değil de gösterimi diyelim. Netflix'te bir de bir belgesel tadında bir film olarak ortaya çıkıyor AlphaGo. O filmi izlerseniz Lee Sedol ile Kore'ye maça gitmeden evvel takım yanına sadece bir laptop alıyor. Yani algoritmayı çalıştırabileceği. Tabii orada kurdukları, üstte kullandıkları başka amaçlarla kullanılan donanımları saymıyorum. Ardından son sürüm olan AlphaGo'nun da 3-4 sürümü var. AlphaGo Zero ise kendisinden önce geliştirilen atalarının aksine bu oyun senaryolarını hiç bilmiyor. Sadece Go oyununun kurallarını bilerek başlıyor. Ve önce atalarını, ardından da dünya şampiyonu KGA'yı adeta böyle sürklese ediyor, eziyor geçiyor. Bir diğer etkileyici son 1-2 yıldaki örneklerden biri de hani algoritmalarla bu işin yürüdüğünü gösteren OpenAI. Bunu Elon Musk önce kuruyor, sonra ayrılıyor bu şirketten. Ünlü Dota 2 oyununda dünyanın en iyi takımını yine aynı yıl 2017'de yeniyor. Bununla birlikte insan gücünü yine çok da hafife almamak lazım. Çünkü bu sene başka bir takım OpenAI'yi dize getiriyor. Burada Dota 2 oyununun diğer board game'lerden farkı da aslında tepki süresinin çok önemli olması. Yani insanın verdiği tepkinin, hani belki output'u biraz zayıf dedik ama o tepkinin oluşması hala çok iyi. Yalnız çok da bir dipnot var benim okuduğum kaynaklarda. Bu hani bu sene yenildiği maçta OpenAI'nin tepki ve süresi 200 milisaniye olarak ayarlanmış ki bunun normalde 70-80 milisaniyelere indiğinden de bahsediliyor. Evet. Ayıcı Hocam, buyurun. Teşekkür ederim. Bir de tabii şeye değinmek gerekiyor. Bu işin kimlerin tekelinde olduğu, hangi şirketlerin daha ön planda olduğu. Yapay zeka üreten ve satabilen, teknolojiyi üreten ve satabilen ülkelerin gelecekte ülkeyi yöneten, yani dünyayı yöneten ülkeler olacağını söylemişti geçtiğimiz yıl içerisinde Vladimir Putin. Bu yüzden aslında bu şirketlerin neler yaptığı, nasıl verileri yönettiği, nasıl çalışmalar gerçekleştirdiğini yakından takip ediyoruz. Esasen en başından beri Erkan Hoca'nın da benim de bahsettiğimiz kişiler bu şirketlerin laboratuvarlarında çalışmaya başlamışlardı. Dolayısıyla bu şirketlerin önce olmaları aslında tesadüf değil. Minsk, IBM'deydi gibi. Bugün alışveriş yaptığınız bir markette hiçbir insan, kasiyer veya çalışan olmadan Amazon Go sayesinde Amazon'un yazılımlarıyla siz alışverişinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Veya Google size çok maliyetli olan şu GPU'ları, yani grafik işlem birimi olan, bizim derin öğrenme modellerinde çok büyük hız farkı yaratan donanımları kullanan, hatta TPU'su olan tek şirket diyebiliriz. TPU, tensör işleme birimi, ki bu GPU'dan çok daha hızlı çalışıyor. Gerçi şu günlerde online platformda 12 saat sınırıyla kullanmanıza izin veriyor. Bazı testler yapıyoruz ama tabii bunun da geri planında farklı stratejiler mevcut. OpenAI'dan bahsetti zaten Erkan hocamız. Burada da önemli araştırma geliştirme çalışmaları yapılıyor ve özellikle yapılan simülasyonlar, oyun simülasyonları, pekiştirmeli öğrenme demiştim. Doğal olarak öğrenme şeklinin tasarlanması aslında önümüzdeki gerçek hayata bir hazırlık. Otonom bir aracın nasıl gitmesi gerektiğini önce oyun olarak tasarlıyorlar ve daha sonra gerçek hayata dönüştürüyorlar. Facebook yine yapay zeka konusunda özellikle yüz tanımada çok ileri boyutlara geldi. Çünkü kendi isteğimizle, paylaştığımız verilerimizle eğittikleri o yapay zeka algoritmaları tabii ki de çok iyi çalışacak. Çünkü çok fazla veri biz oraya kendi isteğimizle yüklemiştik. 1980 yılında Heavy Metal denen bir çizgi romanda gördüğünüz görsel, sağ ikideki görsel,
Soft landing ve uzayda süzülen bir araç. Bunu Elon Musk herhalde okumuştu ve çok etkilenmişti diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl Tesla'yı, yani yıl içerisinde Tesla'yı uzaya fırlattığında roketler soft landing ile dünyaya geri iniş yapabildi ve bu çok önemli bir mühendislik olayıydı. Bu da önemli şirketlerin çalışmalarından biri olarak göstermek istedim. Özellikle gömülü sistemlerde Nvidia tekeli almış durumda. Çünkü yapay zeka modellerini hızlı bir şekilde çalıştırmamız gereken teknolojiyi üretiyorlar ve bunu tüm dünyaya satıyorlar. Şu anda eğer siz bir drone yapacaksanız, bir otonom araç yapacaksanız, bunu bir prototip olarak bile yapacak olsanız bu kartlara ihtiyacınız var. Aksi halde bunu gerçekleştirebileceğiniz sadece bilgisayarda bir simülasyon olabilir. Boston Dynamics'ten bahsetmeden geçemezdik. Çünkü bir DARPA projesiyle başlayıp savaş alanından sivillerin ya da savaş alanına götürülmesi, getirilmesi gereken şeylerin ya da silahların artık bilmiyorum. Bunların götürülüp getirilmesi için tüm koşullarda ayakta kalabilen robotlar tasarlanıyor. Şu anda robotlara gayet güzel itilip kalkma hareketleri yapılıyor. Robotlar her şekilde ayağa kalkmaya çalışıyor. Fakat insanların hep sorduğu şey, bugün itip kalktığımız robotlar acaba yarın bizi itip kalkacak mı? Bir intikam alınacak mı? İntikam içgüdüsel bir davranıştır. Acaba bugün kullandığımız yapay zekanın içgüdüsü var mı diye merak ediyorum. Siri'ye bazen soruyorum, umarım istediğim cevabı verir. Siri, içgüdülerin var mı? Buna yanıt veremem. Bir cevabı daha var. Siri, içgüdülerin var mı? Üzgünüm ay yüceciğim. Korkarım ki bunu yanıtlayamıyorum. Yanıtlayamamasının sebebi içgüdülerin olmaması ama ayücecim mi dedi bana? Hep bunu yaşıyoruz. Aslında şunu söylemek istiyorum. Bilgisayar bilimleri bugün varoluşun en sırlı noktalarından biri olan insanın zekasını modellemeye çalışmak üzerine evrilmiş durumda. Ve kritik bir nokta. Çünkü zekayı anladığımız zaman birçok şeyi gerçekleştirebiliyor olacağız. Bunu hem biyolojik anlamda, hem anatomik, hem de teknolojik anlamda gerçekleştirmemiz lazım. Sözümü şu şekilde kapatmak istiyorum. İnsanların aslında sürekli otomatik bir şekilde aynı şeyleri yapması, onun insansılığının bir katkısından kaynaklanmıyor. İnsanları belki makineleştirmekten vazgeçmeliyiz. Makineleri mümkün mertebe otomatik işleri yapmak için kullanabiliriz. İnsanı taklit ettirme meselesinden bahsediyorum. Ve insanın yapabileceği şeyleri yapabilen insan tasarımı nesnelerle bu işi çözebiliriz. Özellikle de zeka gerektiren işleri yaptırmak konusunda. Umarım verdiğimiz bilgiler biraz aydınlatıcı olmuştur. Teşekkür ediyorum. Erkan Hocama da teşekkür ediyorum benimle bu konuşmayı paylaştığı için. Ben de teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.